Şimdi de unutulmuş bir oyunu tekrar hatırlatıyoruz size. Şansa yer vermiyor, akıl ve strateji öne çıkıyor. Mangala, eski Türklerce çok sevilen 4000 yıllık bir zeka oyunu. Herkesin rahatlıkla oynayabileceği Mangala yeniden yaygınlaşıyor. Peki Mangala nasıl bir oyun? Kaç kişiyle oynanır? Kuralları neler? İzliyoruz. Göçebe Türk toplumlarında çobanların oynadığı oyundu. O kadar sevildi ki Mangala Osmanlı saraylarına bile girdi. Unutulan bu oyun şimdilerde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün çabalarıyla yeniden yaygınlaşıyor. Bu oyuna önem vermemizin sebebi eskimiş, gerilerde kalan kültürümüzün yeni gençlerimize aktarılması olayı. Taktik üretme yeteneğini geliştiren oyun 2 kişi ve 48 taşla oynanıyor. Taşlar çukurlara 4'er tane olarak yerleştiriliyor, oyuna başlayan kura ile belirleniyor. Aldığı yere birer tane bırakıyor. Bir tane bırakmak zorunda. Daha sonra sağ taraf yönünde ilerliyor. Attığı taş kendi hazinesine düştüğü için oyun tekrar ona dönüyor. Şimdi attığı son taş benim hazinemdekini çift yaptığı için 2, yani ikinin katlarını yaptığı için kendi hazinesini alıyor. Oyunun bir kuralı da buydu. 5 set üzerinden oynanan oyunda amaç hazinede en fazla taşı biriktirebilmek. İllerdeki gençlik merkezlerinde açılan kurslara ilgi yoğun. İlgi beklediğimizden de fazla oldu zaten de. Gençler müracaat etti. Orta yaş üzeri pek ilgi göstermedi. Aslında kolay bir oyun. İlk de biraz karışık gibi geldi. Dünyada zeka oyunları olimpiyatları kapsamında bulunan oyun, bilgisayar oyunlarına yeni bir seçenek olacak gibi görünüyor.